Ya bu yedek anahtarlar kapıyı açmıyor işte, açmıyor. Evet, ben anladım açmadığını da. Az önce de söylediğim gibi, siz bırakın anahtarı, Taci gelsin, söyleyeceğim, hemen ilgilenecek. İstemez. Bir daha da bu dükkana gelirsen var ya. Yavaş beyefendi, yavaş. Bir önüne baksana ya. Ben mi önüme bakayım? Asıl siz bana çarptınız, siz önünüze bakın. Allah Allah, ya bir affedersiniz, bir özür dilerim diyeceğinize burada çemkiliyorsunuz bir de. Bayan, bayan. Kapı şu tarafta. Lütfen rica edeceğim, hemen çıkın. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. İyi ki acelem vardı. Eşyaları da doldurmuşum tıka basa. Topla toplayabilirsen. Yardım edeyim size. Ay, teşekkür ederim. Şükür ki kırılmamış. Evet, neyse ki. Hani aslında şu adamın yaptığını affedersin ayılık derdim ama konuşmayayım ben, susayım. Ya. Dökülen her şey toplandı gibi ama siz yine de bir kontrol edin. Eksik edip bir şey var mı? Evet. Telefonum yok. Bir yere mi düştü acaba burada? Yok. Belki rafın altına kaçmıştır da ondan göremiyoruzdur. Siz bir arayın isterseniz. İyi fikir. Var mı hala bunlardan? Evet, benimki akılsız telefon. Yani zaten akıllılar da pek bir akıllı. Benim de onlara aklım ermiyor. Ha, çalıyor. Orada değil mi? Evet, yanında ışık. Tamam. Bakayım. İyice de geriye kaçmış. Ay, hazır. Öyle alabilecek misiniz? Şuradan ben bir şey vereyim. Bir dakika. Pardon. Belki yardımcı olur almanıza. Deneyelim bakalım. Teşekkür ederim. Ay, tamam. Ay, harika. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Size de zahmet oldu. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Şimdi ben size nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir bardak su olabilir miyim? Tabii ki. Zahmet olmazsa. Estağfurullah. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir bardak daha alabilir miyim? Affedersiniz, hemen. Buyurun. Ay. İçiniz yanmış. Evet. Öyle zor bir gün yani. Teşekkür ederim. Benim yardımcı olabileceğim başka bir şey var mıydı? Şöyle, ben aslında kapıda kaldım. Tabii, tamam. Nerede oturuyorsunuz? Bu mahallede. Bizim mahallede. Evet. Niye o kadar şaşırdınız? Buralardan değilsinizdir diye düşündüm de bir an. Aslında doğru düşünmüşsünüz. Ailem burada yaşıyor. Ben uzaklardaydım, yeni geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi sokak? Kayın Sokak, Deniz Apartmanı. Çok iyi bildiğim bir apartman. Öyle mi? Niye? Herkes kapıda mı kalıyor orada? Hayır, hayır. Ablam orada oturuyor da. Aa, çok iyi. O zaman biliyorsunuz yeri. Biliyorum. Çıkalım mı? Çıkalım. Buyurun. Telefonunuzu unutmayın. Teşekkür ederim. Thank you.
apartman değil mi? Evet. Benim bir arabaya kadar gitmem gerekiyor. Yalnız bekleteceğim sizi. Tamam, siz gidin. Ben bekliyorum burada. Tuna. Tuna oğlum, hadi geldim ben. Hadi. Hadi gel de beraber çıkalım yukarıya. Gel. Gelmeyeceğim ben. Bu arabadan da inmeyeceğim. Beni geri götür. Ben babama gitmek istiyorum. Hem niye boşandınız ki? İstemiyordum ben sizin boşanmanızı. Oğlum sırası mı şimdi bunların? Hadi gel, daha çok işimiz var. Ya gelmeyeceğim işte. Ben burada bekleyeceğim. Sen git. Eyvallah, çıldırtıyorsun beni. Ay tamam. Otur burada. Ama bana bak, kapının kilidini sakın açma ha, tamam mı? Tuna, geliyorum ben hemen. Kusura bakmayın, beklettim. Rica ederim. Buyurun. Neyse ki kaldırmamışlar paspası. Bu kapı. Fatma Hanım'ın dairesi bu ama. Evet, ben de Fatma Hanım'ın kızıyım. Ne dersiniz? Uzun sürer mi? Ben bir bakayım hemen. Kitli mi biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Yalnız bir an önce halledersek çok iyi olur. Tabii. Allah Allah. Açılması lazım değil mi? Niye açılmıyor peki? Kapıda bir sıkışma var galiba. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yardım edebileceğim bir şey? Ben kartla uğraşırken siz bu kapı kolunu yukarı doğru çekebilir misiniz rica etsem? Tabii. Şimdi yükleyin. Böyle. Kapıda iş çökürüz gibi maşallah. Açılmıyor. Sizi de yoruyorum ama. Yok canım, açılsın da yorulurum, ne yapalım. O zaman ha gayret. Estağfurullah. Çok özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Böyle bir an... Neyse, açıldı işte. Zor oldu ama evet. Bir kapı daha açılmış oldu. Size borcum ne kadar? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsunuz? Ben çilingir değilim. Ama dükkandaydınız. Geldiniz, kapıyı açtınız. Evet ama şöyle ki, çilingir olan benim arkadaşım. Bazen işi olduğunda dükkanı bana emanet ediyor. Bugün olduğu gibi mesela. Ben de böyle elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Anladım. Siz çilingir değilsiniz. Ben de kapının sahibi değilim zaten. Anlamadım. Yani annemler oturuyor ya burada. Ben oturmuyorum o manada. O zaman ben bir ara uğrar dükkana, ücreti öderim. Tamam. Tekrar teşekkür ederim her şey için. Rica ederim.
İyi günler. İyi günler. Kadriye teyze, dur yardım edeyim sana. Ömer oğlum, zahmet etmeseydin. Ne zahmeti olur mu Alişe? Şurada oturuyorsun zaten, gel. Baba senden razı olsun. Senden de. Galiba yardım etmem gerekiyor. Vallahi çok iyi olurdu. Valizler de çok ağır. Zorluyor değil mi? Vallahi siz bunları kendi başınıza nasıl halledecektiniz? Ben de onu düşünüyordum. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Yani nasıl telafi ederim onu da bilemiyorum. Estağfurullah, ne demek. Aa. Siz mi çizmiştiniz bu balığı? Evet. İlk taşındığımızda çizmiştim. Hala duruyor ya. Çok şirin gözüküyor. Evet. Adı da Hüdaverdi. Ben de bu balığı kimin çizdiğini merak ederdim hep. En azından artık kimin çizdiğini biliyorum. Ama adını bilmiyorsunuz bu ressamın. Gamze Sağlam. Ömer Ademoğlu. Memnun oldum. Her şey için çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynısını çizmişsiniz. Nasıl peki? Beğendin mi? Manzaradan daha güzel olmuş. Senin de bisikletin çok güzelmiş. Benim ne ki? Kiralık mı? Benim çok güzel bir bisikletim vardı da annem buralara getirmedi. Öyle mi? Siz bu semte yeni mi taşındınız? Evet. Annemle beraber geldik. Ben buralara gelmeyi çok istemedim ama annem babamla boşanınca zorla beni bu mahalleye getirdi işte. Peki sen buralara tek başına mı geldin sonra? Yok, annemle geldim. Hah, geldi işte. Anne! Senin annen mi? Evet. Merhaba. Merhaba. Ha, anne, bak manzaranın aynısını çizmiş. Bakabilir miyim? Elbette, lütfen. Güzel çizimler bunlar böyle. Şaşırdım. Yoksa arkadaşınızın resim atölyesine de mi siz bakıyorsunuz? Ben de Hüdaverdi'yi gösterdim size. Nasıl çizmişim falan diye. Kim bilir komik çizimimle ilgili neler düşündünüz? O çok güzel. Siz tanışıyor musunuz? Biz tanışıyoruz da.
Sizin tanışıklık nereden? Okulda. Öğretmenim. Öğretmenin mi? Ya siz Tuna'nın resim öğretmeni misiniz? Yok, ben resim öğretmeni değilim. Ama çizimler çok güzel. Anlamadım. Ne öğretmenisiniz? Din dersi. Din dersi mi? Evet. Din derslerine giriyorum. Ama şimdilik yani, geçici olarak. Geçici olarak? Neden? Başka bir okulda mı öğretmensiniz? Ben tam olarak öğretmen de değilim. İnşallah bir gün gerçek mesleğinizi öğreneceğiz. Müezzinim. Müezzin. Ezanları ben okuyorum. Ezanları siz okuyorsunuz. O zaman sesiniz de güzel. Onu mahalleliye sormak lazım. Sizi henüz ezan okurken duymadım. Ama çizimlerinize bakacak olursak... bunlar bayağı iyi görünüyor. Çok yeteneklisiniz. Teşekkür ederim. Anne, ben biraz bisiklete binip geleceğim. Tamam, olur. Ama uzaklaşma buralardan. Tamam. Dikkat et. Hep bu atkıyla görüyorum sizi. Evet, çok severim. Yakışıyor zaten size. Hani böyle bazı kıyafetler, eşyalar vardır. Onu başka kimseyle düşünemezsiniz. Hiç kimseye o kadar yakışmaz. İşte bu atkı sizde öyle duruyor. O kadar bütünleşiyor sizinle. Annem ölmüştü. Bitirdiği günün ertesi günü bize veda etti. Sıkı sık sarılacağınız ne kadar güzel bir hatıra bırakmış ardında. Ama sanki bunu daha farklı bağlayabilirsiniz. Öyle mi? Hı hı. Böyle çok iyi oldu. Sizin de gözleriniz. Gözleriniz çok iyi. Çok güzel demek istedim. Mahcup ediyorsunuz. Mahcup olun diye demedim. İçimden bir anda öyle çıktı. Kusura bakmayın. Ay niye kusura bakayım? Sizden böyle güzel bir söz duymak çok hoş. Sonuçta her gün duyduğumuz şeyler değil. Halbuki siz her gün duymalısınız. Niyeymiş o? Siz çok güzel, çok hoş birisiniz sonuçta. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim. Anne! Ben çok yoruldum. Hadi artık gidelim. Tamam, hadi gidelim. Bize müsaade. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar.
Ha, merhaba. Merhaba. Bu ara pek sık karşılaşır olduk. Ben memnunum. Yani sizi gördüğüm için memnun oldum. Atkı. Ah. Evet. Ders yok mu? Ya yok. Ha, niye buradasınız o zaman? Edebiyat hocasının rahatsızlanmasını bekliyorum. Resim hocasını bekleyin derim ben. Aslında program değişmiş. Meğer dersim iptal olmuş ama ben de gelmiş bulundum. Ben de matematik hocası şikayet etmiş müdüre. Tuna biraz sorun çıkarıyormuş galiba. Hatta sizin derste de olmuş bir şeyler. Biz hallettik. Umarım matematik hocası da halleder. Ben gideyim o zaman. Gitme sen. Oturmaz mısınız? Buranın çayı çok güzel. Otururum. Otururum oturmasına ama. Ne güzel bakıyor. Vaktiniz varsa ikram edin. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim, işlerim var. Peki. Ben de çıkayım. Size de. Ne oluyor sana? Kendine gel. Olacak şey mi hiç? Allah'ım aklıma mukayyet ol. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Anne, ben çok üşüdüm. Ne zaman yanacak bu kaloriferler? Oğlum radyatörü koydum buraya. Açsana. Bozuk bu anne, bozuk. Zaten o yüzden gittiler evden. Haklısın. Zaten öbür türlü olsa Sadık Enişte'nin hayatta kaçını kaldırmazdı. Neredeler şimdi? Sadık Enişte'nin abisinin evindeler. Artık sabaha kadar kestane yerler. Yok, bu çalışmıyor. Ben sana şuradan bir şey getireyim. Isıtmadı mı? Yok, ısıtmadı. Sana buradan gidelim demiştim. Ben dükkanlar kapanmadan hemen bir şey bulup geliyorum. Sen böyle sıkıca sarın, otur beni bekle, hemen döneceğim. Tamam mı?
Hüseyin. Hadi başlayın, afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Yapamayacağım. Aman. Ne olacaksa olsun. Gamze? Ömer. Gamze Hanım. Ömer Bey. Rahatsız ediyorum ama... Etmiyorsunuz. Yok, yani öyle şey olur mu? Estağfurullah. Neyi sevindim. Malum mahallede doğalgaz kesik. Evdeki radyatör de bozuldu. Tuna da çok üşüdü. Ben de üşüdüm açıkçası. Bir sürü dükkana da baktım, her yer kapalı. Birden duvarda şey gördüm gelirken. İlan. İlan. Evet, dediğiniz gibi. Ben de... Isıtıcı almaya geldiniz. Aynen öyle. Yani benim için hala geçtiyse. Yani ilan, aman ilan diyorum. Isıtıcı. Isıtıcı hala varsa anlamında söyledim. Kaldıysa. Var bir tane, evet. Güzel. Alabilir miyim? Ya tabii ki, tabii ki. Ama biraz bekleteceğim, olur mu? Tabii tabii, buradayım. Gitsem mi acaba? Uf, ne saçmalıyorsun ya. Şimdi mi aklın başına geldi? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gitme. Bir dakika Gamze Hanım. Bazen bozuk çıkıyor da. Bir kontrol edelim isterseniz. Öyle mi? Siz verin bana. Thank you.
Ömer. Baba. Kim bu hanım? Hanımefendi ısıtıcı almaya gelmişti. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buralardan mısınız? Tanıdık gelmediniz de. Yeni taşındım buraya. Yani sayılır. Fatma Hanım'ın kızıyım. Fatma Sağlam'ın. Öyle mi? Hürmetler. Sağ olun. Gelmiyor musun oğlum? Yemeği soğuyor. Sen geç içeri baba, ben hemen geliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, size de. Dikkat edin, hala sıcak. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ömer. Martılar nerede? Martılar? Onlar bugün cezalı. Merhaba. Merhaba. Buradasınız yine. Seviyorum burayı. Bu manzarayı da öyle. Burada gördüklerim sadece gözün görebildiğini değil, ruhumda saklı olanları da çıkartıyor. Tuna. Tuna ile geldik birlikte. Gelir birazdan büfede. O gelene kadar biraz oturmaz mısınız? Tuna gelene kadar. Olur. Ben böyle çizmenize engel olmuyorum, değil mi? Hayır. Akabilir miyim? Elbet. Çok iyi. Resim dersi falan aldınız mı? Yok. Çocukluğumdan beri çiziyorum öyle. Resim yapan bir müezzin. Tuhaf mı? Alışılmadık diyelim. Haklısınız, alışılmadık. Yaşadığımız çevre, ailemiz, mesleklerimiz, bunların hepsi insanda bir algı oluşmasına neden oluyor. Sonra da karşımızdakini de bu algıya göre değerlendirmeye başlıyoruz. Ama hiçbir zaman daha da fazlası olabileceğini hesaba katmıyoruz. Ne kadar doğru. Ve ne kadar yanlış. Biri bana sizi anlatsa asla böyle birini hayal etmezdim. Hoş, o kadar da kolay tahmin edilebilir biri değilsiniz. Nasıl yani? Daha ne olsun? Bir müezzin, bir ressam, bir öğretmen ve bir çilingir. Daha da ne çıkacak onu da bilmiyoruz. Çizmeye ne zaman başladınız, nasıl oldu? Biri mi teşvik etti? Öyle oldu. Kim? Bu kalem. Peşinden sürükledi beni. Kelimeleri dile dökmekte hep zorlanırdım. Yazıp kağıda dökmekte de öyle. Düşünsenize. Kömür gibi bir şey. Sürtüyorsun kağıda. Çizgiler, lekeler. Bambaşka bir hale. Ve bunu sen yapıyorsun. Önce beyaz bir kağıt. Sonra bir bakıyorsun. Aa, bambaşka bir dünya.
Sen ne yaparsan o oluyor. Sınır yok. Sonuçta senin dünyanın. Gördüğün gibi değil. Düşündüğün gibi oluveriyor bir anda her şey. Keşke gerçek hayatta da öyle olsa. Göründüğü gibi değil de düşündüğün gibi olsa her şey. Hayal ettiğin şey gerçektir. Picasso. Sizin de sanata ilginiz var diyebiliriz bence. işte idare eder. Çocukken biraz ilgilenirdim ama hüda verdiğinden sonra bıraktım. Tuna çok yetenekli. Çok iyi çiziyor da. Öyle mi? Ben de annesiyim diye acaba her şeyini beğeniyor mu diye soruyordum kendi kendime. Yok, hayır. Kesinlikle çok farklı bir çocuk. Ve maşallah çok da yetenekli. Gelecekte ne olur bilinmez tabii ama sanatla uğraşmasını, hatta çok büyük bir sanatçı olmasını çok isterdim. Neden olmasın? Sizin gibi bir annesi olduğu için çok şanslı. Şanslı mı, şanssız mı pek emin olamadım. Ben dışarıdan bir göz olarak çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Öyle mi? Neden? Her ne olursa olsun onun yanında olacağınızı, onu destekleyeceğinizi hissediyorum. Güvende olmak bir çocuğun hayatta aradığı en kıymetli şey bence. O da böyle hissediyor mudur? Yani kendini güvende hissediyor mudur? Bence evet. Niye evet? Çünkü siz öyle birisiniz. İnsan olarak güven veriyorsunuz. Daha ne kadar oldu ki tanışalı? Ben sizin güveninizi nasıl kazandım? Yani nereden anladınız? Haklısınız, tanışalı çok az bir zaman oldu ama böyle bazı insanlar vardır ki güvenmek için zaman gerekmez. Onun bir bakışından, bir duruşundan, sokakta yürüyüşünden, bir resme bakışından, sizi dinlerken yüzündeki o temiz ifadeden, güldüğünde yanağındaki gamzeden, kokusundan anlarsınız. Tuna, nasılsın? İşte. Annem bisiklet alırsa daha iyi olacağım. Az bir idare et. Kiralıyoruz, biliyorsun işte. Tamam, alacağım. Alacağım. Oley be, benim çok istediğim bir tane bisiklet var. 7 vites, onu alacağım. Ömer öğretmenim, bisiklet alınca size de bindireceğim. Çok isterdim ama ben bisiklet binmeyi bilmiyorum maalesef. Aa. Tamam, bisikleti alınca ben size öğretirim. Çok isterim. Hadi bakalım, akşam olmak üzere. Gidelim mi Tuna? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar öğretmenim. Size de. Ama ben o kadından hoşlanıyorum. O kadının kocası yok mu? Kocasından ayrılmış. Yaşı da var. Senden büyük. Evet. Kaç çocuğu var? Sadece Tuna. Tamam. Benden büyük. Dolu ve çocuklu ama... Baba, ben de çocuk değilim artık. Bir şey demedim.
Peki ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Sen dürüst ol dedin. Ben de yalana dolana girmeden sana içimi açtım işte. Anladım. Tamam. Peki benden ne istiyorsun? İzin mi? Tavsiye mi? Bilmiyorum. Sen kendin söyledin. Artık çocuk değilsin. Koca adam oldun. Bu saatten sonra seni eğitemem de. Ne yapacağına kendin karar vereceksin. Okul nasıl gidiyor? Çocuklar hala yaramaz. Görsen muziplik edip duruyorlar. Sen otorite sağlamazsan tepene çıkarlar. Zayıf davranıyorsun. Nefsin gibi. Senden büyük, dul, çocuklu olan bu kadın da olduğu gibi nefsine yenilip zayıf davranıyorsun. Masanın üstünde bir torba var. Getir bakayım. Ne bu? Ne bu baba? Gofret işte. Evet. Gofret. Şimdi çok önemli bir hayat dersine geçiyorum. Eğer çocuklar akıllı uslu davranırlarsa onlara gofret ver. Öyle hepsini vermek zorunda da değilsin. Yarısını versen bile olur. Tane tane. Azar azar ver. İyi. Peki söz dinlemezler. Yaramazlık yaparlarsa ne yapayım? Baba sen çocuklara tokat atmazsın. Yoksun. Atmam. Atılmaz. Ama koca adam olup da hala çocuk kalmışsa gerekli. Ben yatıyorum. Ömer! Öğretici olmak için sen affet. Baba. Bu tokat önce nefsin, sonra da aklın ve kalbin için.
ne zaman aklını, ne zaman kalbini kullanacağını